CNC freze tezgahlarında takımların kesme hareketinden sonra geri çıkma konumlarını G98 ve G99 ile belirliyoruz. Bu eğitimde bu iki komut arasındaki farkı göreceğiz. G98 kullandığımızda takım her defasında kesmeye başlamadan önceki başlangıç noktasına çıkar. Yani belirlediğimiz Z noktasına çıkar. G99 kullandığımızda ise takım her hareketten sonra belirtilen R emniyet noktasına çıkar. Bu komutlardan herhangi biri yazılmadığı durumda tezgah G98 komutu aktifmiş gibi hareket edecektir. Şimdi bu tanımların detayını buradaki iki resim ve bu resimlere ait olan programları üzerinden anlatalım. Örnek iş parçasını tabloya bağlama aparatıyla bağladım ve üst yüzeyini Z0 olarak belirleyip koordinatları bu konuma göre ayarladım. Buradaki kırmızı çizgiler takımın boşta hareketlerini, yani G0 hareketlerini gösteriyor. Yeşil çizgiler ise takımın kesme hareketlerini, yani G1 hareketlerini gösteriyor. G98 için ilk paramıza bakalım. Çevrim komutundan önce bağlama aparatının yüksekliğine bağlı olarak Z mesafesini 50 mm yukarıda yazdım. Takım her klavuz işleminden sonra Z50 konumuna çıkarak bir sonraki deliğe geçecek. Bu hareket bağlama apartına çarpmayı önleyecektir. Yalnız sonraki deliklerde kesmeye yukarıdan başlayacak ve her defasında yine Z50 konumuna çıkacağı için burada zaman kaybı neden olacaktır. Bunu önlemek için G99 kullanacağız. İkinci resmi ve programı inceleyelim. Yine aynı iş parçası için. İlk önce G98 kullanıp takımın Z50 konumuna çıkarak bağlama aparatına çarpmadan geçişini sağlıyoruz. Bir sonraki e, satırda G99 komutunu eklediğimizde bundan sonraki delikler için takım kesme işleminden sonra hızlı bir şekilde belirtilen Z konumuna değil de R konumuna çıkacaktır. Yani R3 yazdığımızda bu parçanın üst noktasından 3 mm yukarı çıkacak ve bir sonraki deliğe geçecektir. G99 komutu hala aktif olduğu için aynı işlemi 3. delikte de yapacaktır. Bu sayede buradaki boşta hareketleri kısaltmış oluyoruz. Son delik kademeli bir yerde olduğu için ben R3 komutundan kesmeye başlamasını istemiyorum. Çünkü yüksekliği 15 mm olduğu için fazladan kesme hareketi yapacak. Güvenlik mesafesini 3 mm bırakarak 4. deliğin satırına R -12 ekliyorum. Bunun sonucunda takım 3. delikten sonra hızlı hareket ile 4. delik için Z -12'ye giderek kesme işlemine bu noktadan başlayacaktır.